Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, zil butonunu açtığınız takdirde çekmiş olduğum tüm videolarda size bildirim gelecektir. Haberdar olacaksınız yani. Bugün size... Bu şekilde yan yan bakan çiçeklerin çok hoş bir model arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kalıp gibi de bir model, pıtı da denir çok zarif bir model. Bu modelin nasıl yapıldığını tarif edeceğim. Her zamanki gibi yemenimizi dört tarafını ikişer zincir çekerek tığ battılarla hazırlıyoruz. İlk önce yeşil kısmını, sonra da bu rengarenk çiçeklerini yapıyoruz. Modelimizin yapımına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tığ battığımızın içine sık iğne ile giriyoruz. İlk başlarken de aynı şekilde bir tane bu şekilde zincir çekiyoruz. Sık iğnemizin üzerine şöyle küçük bir örümcek yapıyoruz arkadaşlar. 1 2 defa tığımızın başını doladık. 2 tığ battı atlayıp üçüncünün içine 1 2 2 iki alarak bu şekilde buraya bir trabzan yaptım arkadaşlar. 3 tane zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Yuvaya girdim. 1, 2, 2. Zincirimle beraber burada 2 tane trabzanım oldu. Bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. 1, 2, 2, 3. Aynı şekilde bir defa dolayıp buraya da 3 seferde trabzan yaptım bir defa doluyorum. 1 2 2 alarak trabzan yapıyorum. 5 tane trabzanım oldu. 1 2 2 6 yine 7 ve 8. Buraya tam 8 tane trabzan yaptık arkadaşlar bu şekilde. 10 tane zincir çekiyorum. 10. 10 zincirimi çektim bu şekilde. İlk ya ters tarafını çeviriyorum. İlk yaptığım bu trabzan tepem arkadaşlar. Yani 3 zincirimin tepesine kapattım bu şekilde 10 zincirli yuvamı. Bir zincir çektim, dönüyorum düz yüzüne. Yapmış olduğum bu 10 zincirli yuvanın içine kapattım. Bir sık iğnem oldu. 2 3 4 ve 5 1 2 3 ve 4 4 zincirimi kapattım bu şekilde buraya bir yuva yaptım yine aynı şekilde buraya 5 tane sık iğne yapıyorum 2 3 4 ve 5. ve sonuncu sık iğnemiz bir tane zincir çekiyorum buraya arkadaşlar ve yine aynı büyüklükte küçük bir örümcek yapıyorum. Yuvamın bir tanesini hazırladım. Şimdi arkadaşlar burada dördüncüye battık. Yine aynı şekilde bir, iki, üç, üç tane tığ battı atlayıp dördüncüye örümceğimi kapattım. Evet bir tanesi hazır arkadaşlar. Bir tane daha yapalım. Bir zincir, küçük bir örümcek bu şekilde 2 defa doluyorum tığımın başına 3 tane 1 2 3 dördüncünün içine 1 2 2 2 alarak bu şekilde bir trabzan yapıyorum trabzanımın tepesine 3 zincir bir defa doladım 1 2 2 bir defa doluyorum yuvaya girdim 1 2, 2, 3 oldu. 4 oldu. 3 seferde aldım. Buraya 8 tane trabzan yapacağım. Bir defa doluyorum. 1, 2, 2 3 seferde aldım. Bir defa dolayıp yapmış olduğumuz trabzanımıza giriyoruz arkadaşlar. 3, 6 oldu. 7 oldu. Bir defa doladım. Yuvaya girdim. 8 oldu. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 zincir çekiyorum. 6, 7, 8, 9, 10 zincir. 10 zincirimi çektim. Bu şekilde ilk trabzanımın tepesine buraya kapatıyorum arkadaşlar. Bir zincir çektim. Döndüm. Yapmış olduğum 10 zincirli yuvanın içine sık iğne ile kapattım. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane sık iğnemi yaptım. 4 tane zincir çekiyorum. Buraya 4 ile bir yuva yapmış olduk. Tekrar 5 tane daha sık iğne. 1 2 3 4 ve 5. Evet. Şimdi bir zincirimi çektim. Buraya yine küçük bir örümceğimi yapıyorum. Bu şekilde 3 tane tığ battı atlayıp dördüncü tığ battımın içine sık iğne ile kapattım. Evet bir tane daha yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde yeşil kısmı oluyor. Bir zincir çekip ipimizi kopardık anlaşıldı umarım arkadaşlar. Bu şekilde alt yeşil sıralarımız hazır. Şimdi çiçeklerimizin yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar çiçeğimizin rengini bu sefer mavi yapacağız. Alıyoruz modelimizi ters tarafını çeviriyoruz. Şimdi arkadaşlar şu örümceğin yanındaki sık iğnemden sık iğnemin hemen örümceğin dibindeki sık iğnemden bir tane buraya sık iğne yaptım bu şekilde ve tığımın başını iki defa doluyorum bu şekilde yapmış olduğum bu dört zincirli yuvamın içine girip bir iki 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 olarak aldım buraya bir trabzan yaptım bir iki üç ve dört dört zincirimi çektim bu şekilde arkadaşlar iki defa doluyorum yuvaya girdim 1 2 2 2 1 2 3 4 zincir 2 defa doladım yine aynı yuvaya girdim 1 2 2 2 olarak ikinci yuvama yaptım 1 2 3 4 zincir 2 defa doluyorum tığımın başını Aynı yuvaya 1, 2, 2, 4 seferde aldığım yuvalar yapıyorum. Şimdi yine 4 zincir 2 defa doluyorum ve sonuncu kez arkadaşlar sonuncu yuvamı da bu şekilde 4 seferde alarak bir trabzan yaptım. Evet arkadaşlar şimdi dört tane olunca hani bir zincirle dönüş yapmıştık ya o bir zincirimizin üzerine Şöyle kolayca batmamız için yaptık ama buraya sık iğne ile batıyorum arkadaşlar. İlk sık iğnemin içine. Tekrar arkadaşlar bir zincir yapıp bu yuvamın içine sık iğnemi kapattım. 3 tane zincir bir defa doladım. Yuvaya girip 1 2 2 bir defa doluyorum tığımın başını. 3 seferde trabzanımı alıyorum. Bir defa dolayıp 1 2 2 Burada 4 tane trabzanım oldu bu şekilde 3 tane zincir çekiyorum Yuvaya girdim Kapattım Hemen yandaki sık iğneme girdim Yandaki yuvama sık iğne ile girdim 1 2 ve 3 zincir Bir defa doluyorum Yine aynı şekilde 1, 2, 2 olarak trabzan yaptım. Zincirimle beraber ikinci trabzanım oldu. Üçüncü bir defa doluyorum. 1, 2, 2. 4 tane trabzanım olunca yine 3 zincir. Buraya 5. trabzan olarak kapatıyorum. Çiçeğimin yaprağının birisi hazır. Sıradakine sık iğne ile geçtim. Ve 3 zincir. Bir defa doluyorum. Aynı yuvanın içine 1 2 2 alarak trabzan yaptım. Bir defa doluyorum. 1 2 2 3 1 2 2 4 3 zincir. Bu şekilde yuvada kapatıyorum. Sonuncu yuvamada sık iğne ile geçiş yap. Evet arkadaşlar. Burayı da aynı şekilde diğerlerini nasıl doldurduysam o şekilde yapıyorum. 3 zincir. Bir defa doladım. 1-2-2 bir, bir defa doluyorum. 3 seferde trabzan yapıyorum. 1-2-3 zincir. 5. trabzanımı yuvada kapattım. Arkadaşlar bu şekilde bu şekilde yuvada kapattıktan sonra bu sık iğneli yer var ya yeşil olan şu kısma giriyorum şöyle daha meyilli durduğunu düşünüyorum arkadaşlar şunu arkaya alamadım Heh. bu şekilde arkadaşlar sık iğne ile de buraya batıyorum ki şurası şöyle düzgün güzel temiz dursun arkadaşlar yoksa buradan ipler gözükür hemen ipimi kestim arkadaşlar bu zaten üzerine arkada yapıldığı için sağlam. Bunu direkt dibinden çekebiliriz, kesebiliriz. Şu yeni kestiğim çiçeğimin yaprağının ipini geri çekeceğiz arkadaşlar. Çünkü o önemli hiç üzerine işlemi yapılmadı. Bu şekilde arkada kendisine bir düğüm attım. Sağlamca sökülmez arkadaşlar. Ne kadar yıkarsanız yıkayın. İster çamaşır makinesinde bile atın. Bu düğüm, onun sökülmesine engel olacaktır. Bu şekilde arkadaşlar yapılışı. Şunu da yapalım arkadaşlar. Bir tane daha yapalım. Evet arkadaşlar, ters tarafını çeviriyoruz modelimizin. Bu örümceğin dibindeki ilk sık iğneden giriyorum bu şekilde. Sıkı iğnenin içine ipimi sık iğne ile monte ediyorum bu şekilde Şimdi arkadaşlar buraya iki defa tığımın başını doluyorum Ve Yaptığım bu 4 zincirli yuvanın içine de giriyorum 1 2 2 2 Bu şekilde bir trabzan yaptım 4 zincir 2 defa doluyorum Yuvaya girdim 1 2 2 2 4 zincir 2 defa doluyorum yuvaya girdim 1 2 2 2 4 zincir 2 defa doladım yuvaya girdim 1 2 2 2 bu şekilde arkadaşlar 4 tane yuva yapıyorum sonuncu yuvam yine 4 zincir çektim 2 defa tığımın başını doladım 1 2 2 2 şeklinde alarak sonucu yuvamı da yaptım bu bir zincirle döndüğümüz sık iğnenin için arkadaşlar bu şekilde sık iğne ile monte ettim bir zincir çektim bu yaptığım yuvanın içine yine bir sık iğne ile dönüş yaptım 3 zincirimi çektim. Bir defa doladım. Yuvaya girdim. 3 seferde. Bir defa doluyorum. 1, 2, 2 olarak trabzan yapıyorum. 3, 4, 3 zincir. Kapattım buraya. Hemen yandaki yuvaya da girdim arkadaşlar bu şekilde. 1, 2, 3 zincir. Bir defa doladım. Yuvaya girdim. 1, 2, 2. Bir defa dolayıp yuvaya girip 3 seferde alıp trabzan yapıyoruz. Trabzan sayımız 4 olunca 3 zincir çekip yuvada kapatıyorum. Tekrar 3. yuvama hepsini de aynı işlemi uyguluyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. 3 zincir bir defa dolayıp 1, 2, 2. 2 trabzanım. 1, 2, 2. 3. trabzanım. 4. trabzanım. Trabzan sayım 4'e ulaştı. Hemen 3 zincir çekip 5. trabzan olarak bu 3 zincirimi yuvada kapattım. Tekrar sık iğne ile geçiş yapıyoruz. 3 zincir. 3 zincir bir defa dola yuvaya gir. 1 2 2 1 defa doladım. Yine 3 seferde 1 2 2 alarak dördüncü trabzanımı yaptım 3 zincir aynı yuvanın içine 5. trabzan olarak kapatıyorum buradaki ilk başladığım sık iğnenin üzerine de bir sık iğne yapıyorum arkadaşlar bu şekilde bakın eğer bunu buraya batmayıp burada kopanmış olsak burası bu şekilde arkadaşlar çok çirkin duracak siz de görüyorsunuz şu şekilde de göstereyim ama bakın küçük ayrıntılar hani ayrıntılar küçük şeylerde gizlidir bu şekilde bunu onu orada bırakmayıp da buraya sık iğne ile arkadaşlar zaten bir sık iğne ne kadar güzellikler yapıyor. Hiçbir püf noktayı sizden saklamadan gösteriyorum arkadaşlar. İpimi kopardım. Bu şekilde. Ve şu ilk yaptığım sağlam olduğu için onu direkt yakıyorum. Şöyle keseyim arkadaşlar. Tırnaklar olmadığı için tutamıyorum. Şimdi bunu da arkadaşlar burada yanda siyah bir yanık görüntüsü olmasını istemediğim için hemen buralardan bir ilmekler bulmaya çalışıp he, arkaya alıyorum bunu bu şekilde. Tığımı bir yere taktım. Bu şekilde arkadaşlar şöyle yapı verelim. Biraz da boyunu kısaltıyoruz. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi modelimiz bu şekilde. Mübarek bayram şekeri gibi oldu. Çok hoş oldular arkadaşlar. Renkleri de çok tatlı oldu. Gördüğünüz gibi yapılışı da çok ağır değil arkadaşlar. Herkesin yapabileceği bir düzeyde. Çok tatlı oldular. Yan yan bakan çiçeklerimin ismi arkadaşlar. Bu şekilde yan yan durduğu için. Modelimiz bu. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.